Dünyada bir ilki gerçekleştiren Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan tam otonom kalkış ve iniş yaparak Türk savunma sanayisinin denizlerdeki gücünü gözler önüne serdi. Aselsan radar sistemleriyle donatılan TB3, uluslararası basında da büyük yankı uyandırdı. TB3'te kullanılan sistemlerin, İngiliz donanmasına ait Queen Elizabeth sınıfı 2. uçak gemisi HMS Prince of Wales'te bulunan helikopterlerde bile olmadığı vurgulandı. Baykar tarafından geliştirilen Milli SİHA Bayraktar TB3, Türk savunma sanayi adına bir ilke imza atarak deniz konuşlu operasyonlarda tarihi bir başarıya ulaştı. TCG Anadolu'dan gerçekleştirilen kalkış ve iniş testlerinde TB3, tam otonom sistemle görev yaptı. Katapult ya da durdurucu sistem olmadan gerçekleşen bu operasyon, dünyada ilk kez düz güverteli bir savaş gemisinden bu şekilde yapılan SİHA uçuşu olarak kayıtlara geçti. Doğu Akdeniz'de düzenlenen Deniz Kurdu 2025 tatbikatında aktif rol alan TB3, uçuş güvertesinden kalkış yaparak taşıdığı 2 adet MAM-L mühimmatla hedefleri başarıyla vurdu. Katlanabilir kanatları ve içeri çekilebilir iniş takımı sayesinde TB3, deniz platformlarında kolayca muhafaza edilebiliyor. Bayraktar TB3'ün bu başarısı ise dış basında büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili yayımlanan bir haberde Bayraktar TB3'ün kısa sürede operasyonel hale gelmesi, dünya genelinde donanma modernizasyonuna yönelik çalışmalara da yön vereceği belirtildi. Haberde, Baykar'ın başarısının Türk savunma sanayinin deniz platformlarında İHA kabiliyetlerini küresel düzeye taşıma vizyonunun bir göstergesi olduğu vurgulandı. Dış basında yer alan haberlere göre, TB3'te kullanılan Aselsan üretimi radar sistemlerinin, İngiltere Kraliyet Donanması'nın Queen Elizabeth sınıfı 2. uçak gemisi HMS Prince of Wales uçak gemisindeki helikopterlerde dahi bulunmadığı vurgulandı. Bu donanım sayesinde TB3'ün teknolojik üstünlüğü öne çıkarken, Baykar'ın deniz sihaları alanındaki hızlı ilerleyişi küresel çapta dikkat çekiyor. Bayraktar TB3 sihanın son testi komşu ülke Yunanistan'da gündem oldu. Yunan basını, TB3'ün deneme atışının tarihi olduğuna vurgu yaptı. Yunan basını haberinde, Türkiye'nin bu test ile dünyada bir ilke imza attığını ve Yunanistan'a mesaj gönderdiği belirtti. TCG Anadolu gemisinden havalanan Bayraktar TB3 sihalar, Aselsan'ın geliştirdiği yerli elektro-optik sistem Aselflir 500 ve KETS'i kullanarak test kapsamında belirlenen hedefi MAM-L mühimmatıyla tam isabetle vurdu. Dünya basını da Türkiye'nin bu başarılı atışını haber yaparak manşetlerine koydu. Yunan basını da Bayraktar TB3'ün bu denemesini yakından takip ederek, Türkiye'nin dünya çapında bir ilke imza attığını belirtti. Söz konusu haberde Türkiye'nin özellikle insansız hava araçlarının operasyonel kullanımında yeni bir döneme girdiğinin ve donanmada stratejik bir avantaj sağlayacağı belirtildi. Yunan basını, Bayraktar TB3'lerin tam yüklü olarak denizden havalanmasını Türk donanmasının operasyonel bağımsızlığını pekiştirdiğine dikkat çekerken, Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisindeki etkinliğini daha artırdığı vurguladı. Öte yandan TB3'ün tüm bu özellikleriyle birlikte sadece bir mühendislik başarısı değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz ve ötesindeki stratejik caydırıcılığı artıran önemli bir güç çarpanı haline geldiğinin özellikle altı çizildi. Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetler ile sınıfındaki lider insansız hava aracı olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak Milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek, Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak. Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 1080 saat 14 dakika havada kaldı. Şimdiye kadar test sürecinde 551 sorti yapan Milli SİHA, TCG Anadolu gemisinde ise 42 sorti gerçekleştirdi. Milli SİHA 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde ise yere inmeden 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5700 kilometre yol kat etti. Bayraktar TB3, tarihe geçen ilk uçuş testini 19 Kasım 2024'te Muğla Aksaz açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde başarılı bir şekilde tamamlamıştı. Daha sonra 26 Kasım 2024'te gerçekleştirilen uçuş testleri de başarıyla yapılmıştı.
Milli SİHA böylece dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atmıştı. Bayraktar TB3 SİHA, 25 Mart ve 27 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen atış testlerinde, Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 süpersonik füzeyle deniz üzerindeki hedefleri tam isabetle vurmuştu. Milli SİHA, 27 Mart'ta yapılan testte görüş hattı irtifasının altında gerçekleştirdiği atışla 6x6 metrelik perdeli hedefi başarıyla imha ederken, hedefi havadaki Bayraktar TB2 lazerle işaretledi. Bu testlerle birlikte iki SİHA'nın koordineli görev kabiliyeti de başarıyla sergilendi. Milli SİHA Bayraktar TB3, TEİ tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla 25 Haziran 2024'te Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde 36.310 fit irtifaya ulaşarak önemli bir eşiği daha geçmişti. Milli havacılık tarihinin irtifa rekoru ise 45.118 fit ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'ya ait.